Merhaba Banucuğum. Merhaba Melikciğim. Beni buralara kadar çağırdığına göre anlamlı bir şey konuşacaksın galiba. Hayırdır? Konumuzun benimle bir ilgisi yok. Pelin'le bir ilgisi var. Ha. Ben de sandım ki Ozan'la falan bir şey olur. Bak Melih, Pelin seni çok seviyor. Ama maalesef senin gibi bir adamı seviyor. Gönül işte bu. Her zaman aka konmuyor. Banu, sözlerine dikkat et ama ha. Olmuyor böyle. Olur olur. Olur. Bak açık açık konuşacağım Melih. Dün Cemre ile birlikte eve gittiğini Pelin'e söylemeyeceğim. Tamam. Zaten söylemeni gerektirecek bir şey yok Banu. Sen yanlış... Melih. Oyun oynamayalım. Eğer ben bunu Pelin'e söylemiyorsam seni düşündüğüm için değil. Pelin'e kıyamadığımdan. Ben de Pelin'i çok seviyorum zaten. Deli gibi aşığım ya. Gözüm başkasını görmüyor ki. Tamam. Tamam. Öyle olsun. Yalnız bu iyiliğimi unutma. Unutmam. Ben hiçbir şeyi unutmam. Merak etme sen. Yalnız bu iyiliğime karşılık senden bir şey rica edeceğim. Umarım beni kırmazsın. Ozan anlattı mı bilmiyorum ama ben Ozan'a çok kırıldım. Benden ne istiyorsun? İkimizin arasını düzelmesi için sen onunla konuş. Seni dinler. Akıllı olsun. Benim ne kadar kıymetli ve özel olduğumu onun aklına iyice sok. Tamam tamam. Sen o işi oldu bil. Bitmedi Melih'ciğim. Dinle. Bu saati Ozan'a hediye etmeyi düşünüyordum ama benim bugün çok işim var. Sen halledersin benim yerime, değil mi? Beni kırmazsın. Nasıl yani? Yani bugün dışarı çıktığında bu saati al. Benim için böyle bir iyilik yaparsın herhalde. Senden olsun. Oha! İyiliğinin karşılığı biraz fazla olmadı mı Banu? Çizgiyi aşmasak diyorum. Bilirsin. Ozan ben ne dersem dinler. Ne dersem yapar. Bilirsin. Pelin de beni dinler. Ne desem yapar. Üstelik benim senin gibi saklayacak bir şeyim de yok.